Karavan Kalesi aslında bir höyük üzerinde kurulu. Yani burada Neolitik dönemden itibaren sürekli bir yerleşim olmuş. Tunç Çağı, Roma, Bizans, Selçuklu ve Karaman döneminde burada yerleşime ait bazı küçük buluntular ele geçirilmiştir. Özellikle Bizans döneminde Karaman'da yapılan onlarca kilise ile bir dini merkez haline gelmiş olan şehir 1156 yılında Selçuklular tarafından 2. Kılıç Hasan döneminde fethedilmiş ve Selçuklu Devleti'nin bir parçası haline gelmiş. 1256 ile 1487 yılları arasında ise Anadolu'nun en büyük beyliği olan ve bir devlet olarak kabul edebileceğimiz Karamanoğlu Beyliği'ne 231 yıl boyunca aralıksız başkentlik yapmıştır. 1487 yılında Karamanoğlu Beyliği'ne son verilen sefer sırasında Gedik Ahmet Paşa şehri ele geçirmiş ve bu kaleyi, burada bulunan sarayı, birçok cami, medrese ve mescitleri yerle bir etmiş. Bu yapılardan çıkarılan kitabeler bugün tekrar Osmanlılar tarafından onarılan bu kalenin iç kalesinin duvarlarına rastgele olarak yerleştirilmiş vaziyette. Yani bu kitabeler aslında kale kitabesi değiller. İç kale, orta kale ve dış kale olmak üzere 3 bölümden oluşan kalenin dış kalesi neredeyse tamamen yok olmuş durumda. İç kale ise restore edilerek bir kültür adası şeklinde kullanılmaya ve ziyaret edilmeye devam edilmekte. İki kapısı bulunan bu kale günümüzde bir dinlenme alanı olarak ve bir gezi alanı olarak değerlendirilmiştir.